Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli izleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımız abone sayısı 1000 kişi geçti. Burada hepinize teşekkür etmek istiyorum. Özellikle 8. sınıflara dün yüklediğim video harika izlenim aldı. Harika geri dönüşleri oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. O yüzden düşündüm ki bugün de ee, teşekkür amaçlı bir video daha yükleyeyim 8'ler için ve sınav için hazırlayayım. Yine de bu videomuzda birinci dönem ikinci yazılı e, sınav soru örnekleriyle beraberiz. Hemen başlıyoruz. Birinci soru diyor ki aşağıdaki kelimeleri görselleriyle eşleştiriniz. Şimdi hemen bakıyoruz. Bu sorularda arkadaşlar bildiğimiz kelimelerden başlarsak daha iyi olur. Mesela örneğin e, burada bir e, bakalım kelimelere delete var silmek burada hemen bununla eşleştiriyoruz delete connection bağlantı demek arkadaşlar connectionı buraya yazıyoruz connection account hesap demek. Buraya yazıyoruz. attachment ek demek. Peki bunu buraya yazıyoruz 5 numaraya. attachment upload uploadu buraya yazıyoruz. Yüklemek. Download var bunun altında. Buraya yazıyoruz. Download. Hemen bir bakalım. Web browser, search engine, file, send email kaldı. File dosya 9 numarayı yazıp buradan çiziyoruz. Search engine arama motoru 3 numarada yazıyoruz. Örneğin Google yazmış mesela. Web browser ve send email. Arkadaşlar e, send email'i buraya yazıyoruz. 8 numaraya send email, email göndermek. Web browser için kalan bu oluyor. Bir numara oluyor ama e, güzel bir görsel değil bu. Çünkü daha çok online chat için kullanılan e, görseldir bu. O yüzden hani sırf kaldığı için orayı yazıyoruz ama pek e, resimle görsel uygun değil, alakalı değil. E, hani bu sorular hazır olduğu için değiştirmeden ben bunu yazıyorum. Sorun değil. İkinci soruya gelelim hemen. Burada bir tane graf var. Ona göre sorular var. Diyor ki a survey on teenage communication. Gençlerin iletişimi hakkında bir tane anket var. Burada en büyük bölüm yani bu bölüm speaking face to face yüz yüze konuşma yüzde 58 making phone calls Telefon araması yüzde dokuz. Sharing photos. Fotoğraf paylaşmak yüzde on. Texting messages. Mesajlar yazmak yüzde yirmi üç. Şimdi B kısmında şu soru var. Tabloya göre göre eğer sorunun cevabı varsa true. Yoksa not mentioned yani nm yazınız. How many teens joined the survey? Kaç tane e, genç, ergen... E, bu e, ankete katılmış numara olarak verilmediği için not mentioned, beyan edilmemiş yazıyoruz. İki numara. What is the most popular way of communication among teens? Speaking face to face. Bu olduğu için true yazıyoruz buraya. Çünkü burada bu konuya değinmiş. What percentage of teens prefer texting message according to the survey? 23%. %23. Bunun da cevabı burada olduğu için hani burada T yazıyoruz önüne. Why do teens not prefer making phone calls? Neden e, gençler telefon konuşmasını pek tercih etmiyor? Bu da bu görselde cevabı verilmemiş. Not mentioned yazıyoruz. C de yani bu soruda diyor ki tabloya göre yanlış ise false doğru ise true yazınız. Hemen yapıyoruz. 10% bir numara. 10% of teens prefer sharing photos. Burada görüyoruz bunu. Evet doğrudur. True yazıyoruz. All of the teenagers prefer speaking face to face. Hepsi yüz yüze konuşmayı tercih ediyor. Halbuki yüzde 58 bunu tercih ediyor. O yüzden false yazıyoruz. Yanlıştır. 3 numara. 2 yaptık. 3 numaradayız şu an. More than 20% of teens love texting message. %20'den fazlası mesaj yazmayı seviyor. Evet 23. %20'den fazla true yazıyoruz buraya. 4 numara. No one among teenagers prefer making phone calls. Hiçbirisi telefon konuşmayı tercih etmiyor. Yanlıştır. %9'u tercih ediyor. O yüzden buraya da false yazıyoruz. 5 numara Making phone calls is the less popular among teenagers. Telefon konuşması en az e, hani olan şeydir. Gençler arasında doğrudur. En azı bu. O yüzden true yazıyoruz. Buraya arkadaşlar diğer sayfaya geçiyoruz hemen. Cümleleri eşleştiriniz. I always pay the bills online because her zaman faturaları online ödüyorum. Çünkü it is fast and easy. Buraya i yazıyoruz. Meryem usually buys her clothes online. But Meryem genelde elbiselerini online alıyor ama... I prefer go to the stores. Ben mağazalara gitmeyi tercih ediyorum. <laughs> I have to send an email to my friend, but arkadaşıma bir email göndermeliyim ama I don't know how to do it. Nasıl yapacağımı bilmiyorum yani D yazıyoruz buraya. Can o, e, John always uses social networking sites because Can her zaman sosyal e, ağları, sosyal medya sitelerini kullanıyor çünkü he likes sharing photos. Fotoğraf paylaşmayı seviyor. C yazıyoruz buraya da. I don't know the address of the school. So, okulun adresini bilmiyorum. O yüzden I will look for it on the internet. Ona internetten bakacağım. Bunu da yapmış olduk arkadaşlar ve son sorumuza geliyoruz burada. Aşağıdaki verilen cümleleri Türkçe anlamlarıyla eşleştiriniz. Hemen yapıyoruz bunu da. 10 tane cümle var. 10 tane de Türkçesi var önünde. Please hang on. Please dediyse direkt buradan lütfen olan kelimeyi cümlelere bakalım. Lütfen bekleyin. Evet. F. Is James there? James orada mı? I. E. How do you contact with your friends? Nasıl arkadaşlarınla bağlantı kuruyorsun, arkadaşlarınla nasıl iletişim kuruyorsun? Yani G. How can I help you? Size nasıl yardım edebilirim? Yani burada gördüğünüz gibi J. Who is calling? Kim arıyor? Kimsiniz? Yani I. Can I speak to Jim please? Jim'le konuşabilir miyim lütfen? H Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Yani C he is not available at the moment. Ee, şu anda müsait değil. Yani A Can you put me through to Mr. Wilson? Beni by winsona bağlar mısınız? Bağlayabilir misiniz? Yani B son olarak da I'm sorry to hear that. Bunu duyduğum için üzgünüm, üzüldüm. Yani D'yi buraya yazıyoruz arkadaşlar. Bu videomuz burada da bitiyor. Videomuzu yararlı bulduysanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Şimdiye kadar kanalımıza abone olmamışsanız ee, abone ol butonuna basıp e, yanındaki zil işaretini de tıklayabilirsiniz. Böylelikle yüklediğim her videodan haberiniz olabilir arkadaşlar. Ee, herhangi bir soru, herhangi bir eleştiri, öneri varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Tüm videolarımda gördüğünüz gibi her türlü eleştiri, öneriye açığım yeter ki yapıcı olsun. Yıkıcı değil. Burada bir emek veriliyor. Ve sizler için bir şeyler yapılıyor. Ee, lütfen beni eleştirilerinizden, önerilerinizden mahrum bırakmayın. Herhangi bir soru olursa da muhakkak cevaplayacağım. Geri dönüş yapılacaktır. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum.